Bir de bir şey söyleyeceğim. Zedeleme falan ondan bahsetti ya arkadaş. Falan değil. Gerçek. Evet yok gerçek değil. Birincisi Türk kültürü göçebe bir kültürdür. Başka yerlere gidip gelip başka kültürlerin adapte olmasını sağlamıştır. Bu sizin için geçerli. Türk Hayır. kültürü katiyen göçebe bir kültür evet, değildir. Türk kültürü Anadolu topraklarının yerleşik bir kültürüdür. Siz göçebe olabilirsiniz. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bırakın hemen düzeltelim. Burası Türkiye Cumhuriyeti katiyen göçebe değildir. Haklısınız. Kökümüz göçebeye dayanıyor. Türkler geçmiş ve asalet için satın al. Geçmiş ve asalet satın almak için yaşarlar. Çünkü monarşilerini kovmuşlardır. Ben sözümü bitiremedim ki. Ama Türkleri göçebe olmakla suçlayamazsın. Hayır ben suçlamadım ki. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Her ikiniz için, siyaset meydanı ikiyi yapacağım. Ali Kırca'dan şeyini alıp. Bunu şeyde tartışacağız. Yani çok siyaset meydanı. Paranoyak bir yaklaşım. Ben cümlemi bitiremedim bile. Ne oluyor yani? Göçebe diye itham ediyorsun. Hayır. Burası 70 milyonluk bir coğrafya. 700 milyonluk Türkçe konuşan bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Kürt yani bunun içinde Türkmenistan var, Kırgızistan var, Acaristan var, Tataristan var. Siz sadece Berlin'desiniz. Bakın ya bu bilmiyorum ben, nereden geldiniz ama ya, Türkleri ya, göçebe abi, olarak siz sınıflandınız. Sabaha kadar yürür gideriz. Peki devam edeceğiz. Belki bir şarkıyla yanıt verebilirsin ki bayılıyorum sizin şarkıyla lütfen, yanıt vermenize. Lütfen hemen verelim bence. Hemen buna bir yanıtı mı var? Buyur. Buyurun. Fuat geliyor. Var bunun sağ sonu geliyor efendim. Yalın. Bana hakaret etmeyin yayında. Müziğin sesini açsana, müziğin sesini aç. Müziğin sesi açalım. Hop. Güzel. Yalnız az önce programı içeride izliyorduk monitörden. Barbaros Bey'in Fuat kardeşimize güzel bir cevabı oldu. Ben kendisini tebrik edeceğim. Oğlum. Fuat hazırlan, üçüncü şarkı, cevap şarkısı gelecek birazdan. Yok abi ben şöyle abi, bir şey söylemek istiyorum. Abi daha cevap verirse, eğer, ilk verdiği eğer, cevapta abi, ne yaptığını sustur, gördük lütfen yani. Lütfen sustur, yoksa ben yapacağım o işi yani. Yok yok, rahat olun lütfen. Harbiden gerginlik şimdi, yok ya. Harbiden evet. Gerginlik olmasın ama şu durum da var, bunu da açık ve net olarak söylemek gerekiyor. Avrupa'da yaşayan insanları Fuat gibi, maalesef Fuat gibi arkadaşlarımız cahil ve kültürsüz olarak lanse ediyorlar. Ama Fuat da Berlin'den geldi. Evet. Almanya'da yaşamak üzülüyoruz yani. Abi, şimdi, dakika, çok cahilce konuşuyor kardeşim. Sadece bir şey söyleyebilir miyim? Senin hakkı doğuyor. Çok özür dilerim. Gerginlik. Şimdi Fuat arkadaşımız Allah razı olsun 3 dil konuşarak Türkiye'yi ayakta temsil ediyor. Bir tanesi Sanskritçe, bir tanesi Hintçe. Zaten Türkçeden bahsetmedi. Türkçe söylemesine rağmen Almanca'dan bahsetti. Ben 4 dil okur yazarıyım. Sana 1-0 mağlup değilim, galibim ona göre. Hem de hepsini bu coğrafyada öğrendim. Hiçbir yere gitmedim. Ben de bir şey söyleyebilir miyim artık? Yok, Fuat konuşacağız. Yok, ben, hayır abi ne konuşacağız? Ben şu anda bir şey söylemek istiyorum. Okey tamam söyle. Eğer Türk kültürünün içinde bu göçebe ruhunun getirmiş olduğu adaptasyon durumu olmasaydı... Rahat olun kızlar, yani rahat olun. Ne bu dördü ne de şu adam bu halde olmazlardı yani... Anlatabiliyor muyum? Okay. Adaptasyon var abi bu kadar basit. Ben biraz size efendi değil. Kardeşim birazcık cehaletten kurtul kültürü. Öncelikle sana bunu tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Bizim Mesut Bey. Ya boy soğanlar hakikaten boy soğanlar hakikaten çocuklar olan çocuklardır ama bana bir anı bıraktılar elektro gitarlarını. Ben buradan elektro çalacağım. Elektro saz mı? Ya tamam sen. Ya her şekilde bir kere mikrofonla sataş. Her şekilde de alalım. Mesut'cum elindeki neye benziyor? Gitara mı benziyor, saza mı abi, benziyor? Abi ne bileyim ben. Benim sadık yarim kara topraktır. Efendim şöyle bir adı da kara, kendi de kara bak saz. Kendi de. Benim sadık yarim. Doğru diyorsunuz. Peki şimdi bu saz gitar tartışmaları arasında bir sevgili Fuat'tan tatlı bir şarkı alalım. Hadi bakalım Fuat. Al graviti. Al graviti yandan. Şuraya gel. Hey yo. Bu saz değil bağlamadır. Ökkeş. Yeah. Ha, kültür düşmanı ya. Demin şarkı söyleyen dört insan eğer Türklüğü temsil ediyorsa biz Türk olmamaya razıyız. İkimiz de Öztürk'üz. Oku. Entertainment okuma. Entertainment. Entürk. Hiçbir ilaç huzur getirmez be kanka. Boys anılar. Ah. Ah. Yara. Yara soytarılar. Ha!